Amaç hiç kimsenin göremediği bir şeyi görmek değil. Herkesin gördüğü bir şey hakkında kimsenin düşünemediğini düşünebilmektir. 2016 yılında internette popüler olan bir video ortalığı fena halde karıştırmıştı. Videoda bir Hindu tanrısı olan Shiva'nın heykelinin önünde yapılan bir insan kurbanı ayini kayda alınmıştı. Videoyu izleyen insanları dehşete düşüren asıl ayrıntı ise oldukça enteresandı. Videoda dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Bilim Yuvası CERN'ün içinde bulunan devasa Shiva heykelinin önünde gerçekleştirilen bir ayin kaydedilmişti. Önce olayın bir komplo olduğu ve kurumu zor durumda bırakmak için çekilmiş, stüdyo işi fake bir çalışma olduğu iddia edildi. Fakat daha sonra videonun CERN'de çekildiği doğrulanınca sosyal medyada tepkiler öylesine büyüdü ki CERN yetkilileri bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kurumun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bahse konu olan videodaki olaylar gerçek değildir. CERN, amacı gereği dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ağırlayan bir kurumdur. Günün 24 saati, yılın her günü yürütülen işler ve araştırmalar devam etmektedir. CERN'de bulunma hakkı kazanan insanlar bazen mizahı biraz abartabilirler. Bu olayda gerçekleşen de tam olarak budur. Videonun çekildiği yer bir ofis binasıdır. Bu binada çok sıkı güvenlik önlemleri bulunmaktadır ve izinsiz girilmesi yasaktır. CERN bu tarz bir harekete asla göz yummayacaktır. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir denmişti. Şimdi bu noktada doğal olarak insanın kafası biraz karışıyor. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir beyanı ile olayın tamamıyla mizahtan ya da şakadan ibaret olduğu beyanı birbiriyle pek tutarlı görünmüyor. Ayrıca CERN kurumunun bu tarz hareketlere asla göz yummayacağı iddiası da olayın üzerinden 7 sene geçmesine rağmen tek bir açıklama ya da disiplin soruşturması yapılmamış olmasıyla açık bir şekilde boşa düşmüştür. CERN kurumu bu tarz hareketlere göz yummuş gibi görünüyor. Tüm bunlara ek olarak bu olay CERN ile alakalı başka bir tuhaf durumun da dikkat çekmesine sebebiyet vermişti. Dünyanın en ciddi parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN'ün göbeğinde bir Hint tanrısı olan Shiva'nın heykelinin ne işi var? Kurumun açıklaması bu heykelin Hindistan devleti tarafından verilmiş bir hediye olduğu yönünde. Bu noktada yıkımın tanrısı Shiva'nın yıkım dansı olan Tandava'yı icra ederken yapılmış heykelini CERN gibi bir kuruma hediye eden Hindistan devletinin muazzam bir kara mizah ustalığı sergilediğine inanıp inanmamak size kalmış. Adeta atomik enerjinin bir tarifi olan "büyüğün büyüğü küçüğün küçüğünde gizlidir" ifadesinin geçtiği Hintlilerin muazzam Mahabharata destanını da düşündüğümüz vakit bu naif hikayeye inanmak oldukça zorlaşıyor. Dünyanın en ünlü batılı fizikçilerinin Hinduizm'e oldukça ilgili olmaları da bu noktada karşımıza çıkan başka bir tesadüf gibi görünüyor. Bu isimlerden biri de CERN'ü kuran 4 bilim insanından biri olan ünlü fizikçi Erwin Schrödinger'dir. Nobel ödüllü ünlü fizikçinin aynı zamanda CERN isimli kuruluşun isim babası olduğu da söylenir. Bu konuyla alakalı enteresan anlatılar ve rivayetler dolaşmaktadır. Bu anlatılar Schrödinger'in bu kuruluşta rızası dışında çalıştırıldığı yönündedir. CERN'de yalnızca bir sene çalışan Schrödinger'in bu kurumdan ayrıldıktan sonra çalışmalarına tamamıyla son vermiş olması da enteresan başka bir detaydır. 2001 yılında ortaya çıkan bir günlük, bu olaylar hakkında oldukça ilginç iddialar içermekteydi. Erwin Schrödinger'in yakın arkadaşı olan fizikçi Fritz Kohlrausch'a ait olan günlükte yazanlar, kurum ile alakalı çeşitli spekülasyonlara sebebiyet vermişti. Kohlrausch günlüğünde arkadaşı Schrödinger'in CERN isimli kurumda kendi rızası dışında çalıştırıldığını yazmaktaydı. Ona göre Schrödinger kurumda yapılan deneylerden oldukça rahatsız ve sıkıntılıydı. Bir senenin sonunda ayrıntılarını vermediği, bardağı taşıran bir olaya şahitlik ettiğini ve her şeye rağmen kurumdan istifa edip çalışmalarına son verdiğini yazmıştı. Anlatılanlar yalnızca bununla da sınırlı değildi. Schrödinger'in mitolojiye ve mistisizme ilgi duyduğu herkesin bildiği bir gerçekti. Günlükte bununla alakalı oldukça enteresan bir anlatı yer almaktaydı. Bu anlatı kurumun ismi olan CERN ile alakalıydı. CERN bilindiği üzere Fransızca bir kısaltmadır. Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nin kısaltması olan bu ismi kuruma veren kişi Schrödinger'di ve aslında bu isimle tüm insanlığa bir uyarıda bulunmuştu.
İddia Sörn isminin Kelt mitolojisinde Sörnunos isimli varlığa referans vermesi şeklindeydi. Sörnunos ise Kelt mitolojisinde dünyalar arası kapıların bekçiliğini yapan boynuzlu yeraltı tanrısıydı. Boyutlar arası kapılar. Bu noktada Sörn'de çalışan Türk bilim insanı Dr. Bilge Demirköz'ün röportajında kullandığı ifadelerin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. Büyük patlama sırasındaki fizik kanunlarının şu an bildiğimiz fizik kanunlarından farklı olduğunu biliyoruz. Bu fizik kanunlarını anlamak istiyoruz. Mesela şu an 3 boyutta yaşıyoruz. Zamanı koyduğumuzda 4 boyuta çıkabilir. Ama belki görmediğimiz boyutlar da var. Bu da evrenin sırrı olabilir. Bu boyutları yüksek enerjilerde görme ihtimalimiz artıyor. Ekstra boyutların izini bulabiliriz. Ekstra boyutlar, boyutlar arası kapılar. Tüm bunların dışında enteresan olan bir diğer şey de Büyük Hadron Çarpıştırıcısının bulunduğu tesisin antik bir Apollon tapınağının kalıntıları üzerine inşa edilmiş olması. Roma döneminde bu tapınağın yer altına açılan bir kapı olduğuna dair yaygın bir inanışın hakim olduğu anlatılır. Buna referans olarak gösterilen ilginç bir İncil pasajı da mevcuttur. Vahiy 9'a 11'de başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Abaddon, Grekçe adı ise Apollyon'du denmekteydi. Pasajın oldukça negatif ritüellerde kullanılan 911 sayısının karşılığı olması da ilginç ve konuya vakıf olanlar için oldukça tedirgin edicidir. Ayrıca tapınağın kalıntılarının bulunduğu bölgeye inşa edilen Goddard Tüneli de enteresan açılış seremonisiyle gündeme gelmiş ve çeşitli tartışmalara sebebiyet vermişti. Seremonide pagan tanrılarına benzer çeşitli tuhaf kostümler giyen insanlar adeta bir pagan ritüeli gerçekleştirmişti. Tünel inşaatı sırasında ölen 9 işçinin de anıldığı seremonide sergilenen tuhaf performans sanatı kamuoyundan ciddi tepkiler almıştı. Her şeye rağmen bilimin getirileri ve yarattığı avantajlar göz ardı edilmemelidir. Örneğin 1950'li yıllardan beri bilimsel çalışmaların yoğun şekilde yapıldığı CERN'de biriken data o kadar yüksek boyutlara ulaşmıştı ki disklerle depolanması imkansız hale gelmişti. Bunun üzerine sağlıklı data transferi çalışmaları başlatılmış ve modern internetin temelleri işte böyle atılmıştı. Şu an bu videoyu izlemenize imkan sağlayan interneti dahi şüpheyle yaklaştığınız bu kuruma borçlu olduğumuzu göz ardı edemeyiz. Hep söylendiği gibi, bilgi negatif, sevgi pozitiftir. Fakat amaç dengedir.